korku, zulüm ve kaçış hikayesindeki çelişkiler. Evet değerli dostlar, insanlar hep hapse girmekten korktuğu için kaçtığını ifade ediyor ama bunu ifade ederken de hep çelişkiye düşüyorlar ve bu yüzden dolayı ret alıyorlar. Ülkeyi terk etme, yani hava yoluyla terk etme ile kural dışı bir şekilde ülkeden kaçma, çıkış nedeniyle adres değişikliği yapma diyeyim. Sebeplerinin temeline baktığımızda polis sürekli etrafımda dolaşıyordu. Polis beni izliyordu. Dosyam şu seviyeden şu seviyeye geldi. Artık gidecek yerim yoktu. Operasyonlar yapılıyor. Yeniden yapılanma tutuklamaları başladı. Bir dosyada adım geçiyor. Bundan dolayı kaçtım diyor insanlar. Fakat bunu anlatırken bazı çelişkilere düşüyor. Bu çelişkiler nelerdir? Bunları nasıl yönetebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Bu konu kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı gerektirmez mi dostlar? Hadi bakalım. Parmaklar beğenme tuşuna, abone tuşuna. Konumuza gelirsek. bir Adres. 2- Cezaevi. 3- Polis. Konulardan dolayı insanlar çelişiyor. Bakın herkes korktuğunu anlatmalı ama korktuğunuz durumu, olayı, pozisyonu çok doğru bir yerden başlatmanız gerekiyor. 17-25'te korktuğum için tedbir yanmaya başladım derseniz bu olmaz. 15 Temmuz'dan sonra korktum, onun için gaybibet yaptım, sonra pasaport çıkarttım, pavalandan çıktım derseniz bu yine olmaz. Komşularımdan, akrabalarından korkuyorum deyip de aynı adreste bugüne kadar kaldıysanız yine olmaz. Çünkü korku öyle bir şey ki Yularından kopmuş, tasması kopmuş bir Doberman Pitbull'un bu canavarca olan köpeklerin size doğru koştuğunu düşünün. Yani devletin adil yargılama olmayan bu köpek gibi sisteminin sizin üzerinize çullanacağını düşünün. Köpek yularından kopmuş Pitbull, tasması kopmuş size doğru dişleri salyalar akar bir derece size doğru geliyor. O cici köpek daha haber mi dersiniz? Korkar, kaçarsınız. Aynı bu örnekte de, teşbihte hata olmasın, aklıma başka örnek gelmedi. Aynı bu örnekte olduğu gibiydi. Siz hem komşularınızdan korktuğunuzu söylüyorsunuz. İşte bize hakaretler ettiler, şunu ettiler, bize küstüler, kapılarını kapattılar, cevap vermediler. Komşularımızın ihbar etmesinden korktuk diyorsunuz. Ama aynı zamanda bugüne kadar hep aynı adreste kalmışsınız. Aynı marketten alışveriş yapmışsınız, aynı fırından ekmek almışsınız aynı manavdan meyve sebze almışsınız. Doğru mu? Dolayısıyla bir taraftan da bu alışverişi yapıyor. Aynı binada ya da aynı mahallede oturuyorsunuz ya da bir arka sokağa taşındınız fark etmez. Sizi kimse ihbar etmemiş bugüne kadar. Buralarda yaşayabilmişsiniz. İşte komşularımın beni ihbar etmesinden korktum kelimesi yanlış. Madem korkuyordun orada niye oturuyorsun değil mi? O zaman yapmanız gereken ne? korkuyu doğru zamanda başlatmanız gerekiyor. Onlarca defa polis evinize gelmiş gitmiş olabilir. Onlarca defa komşularınız sizi tehdit etmiş olabilir. Ama öyle bir dosyanız vardır ki beraber çalıştığın, beraber sohbete, beraber istişare, beraber mitinge, beraber toplantılara, beraber konferanslara gittiğiniz arkadaşlardan birisi tutuklanmış olabilir. Sizi ihbar etmiş olabilir. Sizin adınız bir iddianamede geçiyor olabilir ya da bir şekilde altık süre zaman size geldi. Son dakikada o, yapılan operasyonlarda sizin de adınız geçiyordu. Bunu avukatınız ya da bir arkadaşınız ya da dosyada yargılanan kişilerden birisi size ifade edince korktunuz ve kaçtınız. İşte son dakikayı böyle ifade etmek lazım. Teşbihte işte, hata olmasın. Hz. Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Ne yapıyor? Firavun ve askerlerinden kaçıyor. Nereye kadar geliyor? Kızıl Denize geliyor. Arkasında Kızıl Deniz, önde ise Firavun askerleri. O son dakika eğer Rabbim vur asay Musa ya Musa Aleyhisselam demeseydi Firavun tutuklayacaktı, işkence yapacaktı. Ama ne yaptı? Deniz açıldı. İşte aynı sizin de böyle bir son dakika şu olaydan dolayı kaçmasaydım beni tutuklayacaklardı. Korktuğum için kaçtım. Kelimesini kullanabilmeniz için son dakika korkuyu başlatmanız gerekiyor. Benim önerim ve tavsiyem bu şekilde. Başkalarının ne der, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ben bu şekilde tavsiye ediyorum dostlar. Burada bu hadiseye kadar tedbirli bir şekilde, dikkatli bir şekilde teyakkuz halinde yaşadım. Annenin babanın evine gidilmesi, dedenizin evine gidilmesi gaybibet değil. Yani Çünkü adres orada. Mahalleden ben oraya taşındım. Tedbir amaçlı annemin babamın evine taşındım. Ya da adresimi oraya aldım. Eğer polis, jandarma, istihbarat gelirse hani hiç yoktan benim haberim olur. Ona göre de tedbir alırım. Ama ben şu adreste yaşıyordum. Bu adres resmi kayıtlarda bulunmamaktadır. Benim resmi adresim burasıdır ama ben şu adreste bulunuyorum. Yani adresi anlatırken korkuyu başlattığınız noktayla adresin örtüşmesi lazım. Hem aynı adreste kalıyorsun bir şey olmamış bugüne kadar. O zaman bundan sonra şu olacaktı demeniz gerekiyor bundan korktuğum için kaçtım demeniz lazım. Bir örnek bu. Diğer örnek ise gözaltına alınmış, soruşturma yapmış, 3 ay, 5 ay, 9 ay, 2 sene, 3 sene hapise girmiş, çıkmış olabilirsiniz. Aynı adreste kalmanız gerekiyor. Neden? Adli kontrolünüz devam ediyor. Evet tahliye oldunuz ama adli kontrolünüz devam ediyor. Sürekli imza veriyorsunuz. Bu sebeple işe girmenizde, çalışmanızda bir problem yok. Aynı mahallede oturmanızda bir problem yok. Zaten herkes sizin kim olduğunuzu biliyor. Ona göre sizinle ilişkisini geliştiriyor ya da geliştirmiyor. Ayrı bir mesele ama zaten tahliye olmuşsunuz. Adli kontrolünüz, imzanız yurtdışı çıkış yasanız devam ediyor. Zaten sizin saklanmanızı, kaybıbet yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Ta ki ne zamana kadar? Dosyada hareketlenme olana kadar. Dosyanıza yeni bir itirafçı ya da kim pişmanlıktan yararlanan birisinin girmesi anına kadar. Ya da beraber çalıştığınız arkadaşlardan birisinin gözaltına alınması ya da yardım ettiğiniz kişilerden tutuklanıp sizin onunla irtibatınızın tespit edilmesi anına kadar ya da dosyanız yerel mahkemeden bölgeye bölge mahkemeden istinafa oradan yargıtaya son aşamaya geldiği için artık cezanızın geri kalanı yatacağınızdan dolayı korktuğunuz için kaçıyorsunuz. Yani dosyanızdaki son hareketliliği bahane edebilirsiniz. Hapishanede yaşadığınız fiziki ve psikolojik işkenceleri tekrar yaşamak istemediğinizden dolayı korktuğunuz için kaçtınız. Dolayısıyla son dakikaya kadar tedbirli teyakkuz ve temkinli yaşadınız. Son hadise, son yakalama, tutuklama ya da gözaltı kararı ya da beraber olduğunuz arkadaşınızın dosyasında bir hareketlilikten dolayı korktunuz ve kaçtınız. Bunu çok ciddi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Yani korku ve kaçma hadisesini çok dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Ret alabilirsiniz. Korktum, saklandım, sonra pasaport aldım, yurt dışına çıktım derseniz bu inandırıcı olmayacak ve ret alacaksınız. Bunun gibi bir sürü örneklerimiz var. Burada işte tedbirli bir şekilde yaşadım. Adresimi şuraya aldım ama ben şu adreste kalıyordum şeklinde ifade edebilirsiniz. Burada en önemli kriter, koktuğum dediğiniz an artık o alanda durmamanız lazım. O mekanda durmamanız lazım. Artık dosyam şu aşamaya geldi ya da şu şu hadiseler oldu. Bu hadiseler olana kadar şu adreste kalıyordum. Artık anladım ki sıra bana geldi. Tutuklanacağım, özgürlüğümden olacağım, hayatımdan olacağım, hapse atılacağım fiziki ve psikolojik işkence göreceğim, orantısız ceza alacağım. Zulme uğramaktan korktuğum için hemen saklandım. Beni geçirecek olan insanlarla anlaştım. Ondan sonra saklandım. Daha sonra ülkeden kaçtım. Eğer legal çıktıysanız diyeceksiniz ki işte şu şu hadiseler oldu. Polis aradı. Yarın karakola gelmemi istedi. İşte gözaltına almadan savcı soruşturmayı başlatmadan, pasaport yasağı ve yurt dışı çıkış yasağı konmadan hemen ben de tıpkı Can Dündar gibi ülkeden ayrıldım. Korktuğum için ayrıldım. Eğer kalsaydım, bakın tabii bu arada siz kaçtıktan sonra başvurdunuz, süreciniz birkaç ay alıyor. O zamana kadar da dosyanızda bir hareketlilik olabilir. Bakın korkumu, endişelerimi doğruyan bilgi ve belgelere ulaştım. Buyurun bunlar da bu belgeler diyebilirsiniz. Böylelikle ne oluyor? Korkunuzu delillendirmiş oluyorsunuz. Aman buna dikkat ediniz değerli dostlar. Korku ve kaçış hikayesi örtüşmeli. Çünkü korkuyu anlatırken insanlar 10 derece 20 derece suya elini sokar gibi anlatıyor. Evet bir zulüm var hissediliyor. Yani elinizi 30 derece suya soktuğunuzda ne olur? Evet bir sıcaklık var dersiniz. Ama elinizi yakmıyor. Yani ılık, evet zulmü hissediyorsunuz ama etkileyici değil. Halbuki raportör, hakim, karar verici zulmün böyle 60, 70, 80, 90, 100 derecedeki sudaki gibi olmasını yani artık zulüm sana dokunuyor. Hareket edemez hale getiriyor. Kaçamayacak hale getiriyor. Bu şiddette, bu yükseklikte anlatmak gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir değerli dostlar. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.